Merhaba, İstanbul Hepimizin girişiminin hazırladığı Şehir Hepimizin programında bugün Kadın Eserleri Kütüphanesi Bilgi ve Araştırma Merkezi Vakfı'nı konuşacağız. Konuklarımız kütüphanenin kurucularından Füsun Ertuğ ve dijitalleştirme bölümünden Gizem Yıldız. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Küçük bir hata yaptım galiba Bilgi Merkezi Vakfı diyerek. Neyse, Kadın Eserleri Kütüphanesi Türkiye'deki nadir bir kütüphane ve oldukça da önemli bir kütüphane. Ne zaman, nasıl, kimlerle kuruldu bu kütüphane? Kadın Eserleri Kütüphanesi'ni kurabilmek için önce 89'da bir araya gelip bir vakıf oluşturduk. Bu vakıf Şirin Tekeli, Jale Baysal, Hüsnü Akatlı, Aslı Davaz ve benden oluşuyordu kurucular grubu. Ama arkamızda bir önemli bir 80'ler kadın hareketi vardı. O kadın hareketinin maddi manevi dayanağıyla biz tabii bu vakfı kurduk. Aşağı yukarı 200-250 kadar maddi katkı sağlayan kişi oldu. Yoksa Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün gerektirdiği, istediği gücü sağlayamazdık zaten. Tabii çok sayıda kişi destek oldu. Biz 5 kişi görünüyoruz ama arkamızdaki kadın hareketinin gücü çok daha fazlaydı. Bizim vakıf kurulduktan çok kısa bir süre sonra 14 Nisan 1990'da belediyenin, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin bize tesis ettiği bir binada, bugün de hala içinde olduğumuz, yaklaşık 30 yıla yaklaşıyor. 2020'de inşallah 30. yılımızı kutlayacağız. O binada kapılarımızı açtık ve bugün de aynı binada devam ediyoruz. Peki neler var kütüphanede? Neleri kapsıyor? Yani 90'dan bu yana neler biriktirdiniz kütüphanede? 90'dan bu yana çok şey birikti. İlk başta raflarda şöyle duran birkaç yüz kitap vardı. Çok az sayıda. Hepimizin evinden getirdiği ya da insanların bize bağışladığı kitaplar. Şu anda 14.000'in üzerinde kitabımız var. 28 yıldır biriktirilen çok büyük bir gazete, kadın kolunu tabii, küpür arşivi var. 14.000 kitap dediğim zaman bunlar hep kadınlar hakkında ve kadınlar tarafından yazılan kitaplar. Peki. Dolayısıyla Türkçe, hani Türkçe değil mi hepsi? Türkçe. Evet. Türkçe de var, yabancı dillerde de var. Genellikle biz tabii Türkiye'de yayınlanan ve Türkiye'li kadınları kapsayan kitapları daha çok alıyoruz. Ama teorik kitaplar, genel kadın hareketine ilişkin kitaplar ya da araştırma kitapları, tezler, bunlar eğer bize bağışlanırsa yabancı dillerdekilerini de alıyoruz tabii. Makaleler var çok miktarda, nadir kitaplar var. Bunun dışında asıl önemli olan ve bugün size tanıtmak istediğimiz özel arşivler var, kadın arşivleri var. Yazar kadınlar, sanatçı kadınların özel koleksiyonları var. Epey çok şey birikti. Tabii bunun dışında yayınlar yaptık. Yani sadece derlemedik. Aynı zamanda bunları yayına dönüştürdük. 44 tane yayınımız var. 26 tane de ajanda var. Bugün evet. Bir iki tane bugünkü örneğimizi getirdik. Evet, onların bir kısmı zaten biz konuşurken arkada da gösterilecek resimler halinde. Evet. Biraz sonra bugünün, bu yılın ajandasını da göstereceğiz. Bu nadir eserlerden bir kısmı Arap harfli, evet, metinler, evet. Değil mi? Evet. Eski Osmanlıca metinler. Bir kısım öyle, bazı diplomalar var. Çok eski tarihli kadınlara ait diplomalar var, beratlar var. Dolayısıyla çok miktarda belgeyi, bilgiyi derlemeye, toplamaya çalışıyoruz. Yani bizim amacımız buydu. Geçmiş kuşakların kadın hareketini, bugünkü kadın hareketini, hepsini bugünkü ve gelecek kuşakların araştırmacılarına derli toplu bir şekilde bırakmak istiyoruz. Peki çalışanlar kimler? Yani bu az bir iş değil, bütün bunlar. Tabii. Değil mi? Şimdi bir 5 kişilik bir yönetim kurulumuz var. Ama onun dışında 25 kişilik bir de genel kurul var. Aşağı yukarı
Yönetim kurulu tabii daha sık toplanıyor. Ama genel kurul yılda bir toplanıyor ve 2 yılda bir de yönetim değişiyor. Yeni bir yönetim seçiliyor. Şu anda kütüphanede 3 tane çalışanımız var. Gizem de bunlardan biri. O anlatsın isterseniz. Evet, dijitalleştirme. Kütüphanede bugün 3 kişi çalışıyoruz. Bir kütüphane koordinatörümüz var. Bir arşiv sorumlu arkadaşımız var. Bir de dijitalleştirme bölümünde ben varım. Bunlar için de bizim aslında gönüllülerimiz var. Şu anda hali hazırda 8 gönüllümüz var. Tabii bunların sayısı değişiyor. Yaz döneminde stajyer arkadaşlarımız bize katılıyorlar. Ben de bu 1,5 yıl önce aslında gönüllü olarak başladım. Osmanlı dönemi kadın süreli yayınları konusunda kütüphaneye yardımcı oldum. Sonra projelerle devam ettik. Peki bu gönüllüler nasıl bulunuyor? Biraz ondan hazır gönüllü Hı-hı. olarak siz de başlamışsınız madem bu işe önce. Gönüllü olarak biz aslında hem kendi hesaplarımızda, sosyal medya hesaplarımızda bunları duyuruyoruz. Bunun haricinde üniversitedeki hocalarımız bize kendi öğrencilerini Hı-hı. yönlendiriyorlar. Bunun gibi aslında birbirinden duyarak insanlar aramıza katılıyorlar. Hala da katılabilirler tabii yani. Tabii ki. Değil mi? Bekliyoruz. Bugünkü programın en önemli şeylerinden biri de belki yeni gönüllülere davet çıkarıyoruz buradan. Evet. Peki mesela bir fon alıyor mu kütüphane? Alıyoruz tabii. Fonlar alıyoruz. Bizim kütüphanemizin binası ve yani tabii sürdürülebilir olmasının en önemli etkenlerinden biri kütüphane binasının ve güvenlik elemanlarının ve temel giderlerinin İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından karşılanıyor olması. Biz vakıf olarak bütün diğer giderleri karşılamaya çalışıyoruz ki bunları fonlarla yapıyoruz. Düzenli bağış bizim için çok önemli çünkü o zaman bütçe yapabiliyoruz. Bir neler yapacağımızı o yıl içinde bilebiliyoruz. Düzenli bağış aylık olabiliyor, yıllık olabiliyor, nasıl ya da toplu bir bağış halinde olabiliyor. Geçen yıl kaybettiğimiz kurucularımızdan Şirin Tekeli mesela 2 evini bağışladı bize. Ondan şimdi küçük bir kira gelir gelmeye başlıyor. Bu tür kira gelirleri bizler için çok temel, önemli şeyler. Çünkü her ay bir akarımız oldu. Bunun dışında ajandalar bizim için çok değerli. Çünkü ajanda yıllık bir bize sürekli şey getiren konulu gelir. Ajandalar yaptık. Onların da gelirleri. Şöyle, tabii. Bu yılın ajandasını eğer mümkünse evet. şöyle gösterelim ajandamızı. Ama ajandaları galiba arkada da arkada akıyor. Da fotoğraflarda akıyor. Evet, bu 2019 ajandamız, bu kadınlar vardır ve Şirin Tekeli'ye adadık bu ajandamızı. 1923'ten 2018'e kadar. Evet. Evet, ben şöyle tutarak... Evet, 1923. Evet. Çok kadın hareketinin içinden bir seçme yaptık. Kadın kurumları, örgütlerinin 700 tane kadın örgütü olduğunu bir kere keşfettik. İnanılmaz ve arkada listeledik bunları. Ama bunun tabii hacmi çok büyüyeceği için 700'ünü birden sunmamız mümkün değildi. Biz 100 taneyi seçtik ve yine de oldukça kalın bir ajanda oldu bu seneki. Ama 100 kurumu da tanıtmaya çalıştık. Onların farklı kurumlar olduğunu belirtmeye çalıştık. Ve bunların çoğunun da bizde zaten kupur arşivi olarak, broşür olarak, afiş olarak yayınları vesaireleri de var. Peki ajandayı hazırlayan ekip hep aynı mı yoksa her sene konuya değişiyor. Göre değişiyor? Değişiyor. Birkaç yıldır aynı ekip hazırlıyor ama yani bu... değişebilir. Hani bazen gönüllü birisi çıkıyor, ben şu konuda bir şey yapmak istiyorum diyor. Daha önceki yıllardaki ajandalarımız da öyle farklı editörlerin, farklı ekiplerin hazırladığı ajandalar oldu. Evet. Peki projeler var mı? Var tabii. Yani kuruluştan beri zaten hem ulusal hem uluslararası pek çok proje yaptık. Farklı kurumlarla işbirliği yaptık. Ama bugün artık proje
yapmak biliyorsunuz sizi asli işinizden biraz uzaklaştırıyor. Yani kütüphanecilik, arşivcilik, kataloglama işi çok önemli. Ve şu ara uzun süredir çalışmayan, iyi çalışmayan bir web sitemiz vardı. Web sitesine yoğunlaştık, web sitesini daha iyi işler bir hale getirdik. Bütün etkinliklerimizi vesaire şu anda artık orada yayınlamaya başlayacağız. Ona şey olarak da bütün özel arşivlerimizi dijitalleştirip açmaya başladık. Evet, çok önemli. Bu çok önemli bir unsur. Onun için de hani fon ve proje peşinden çok fazla koşmaktansa birazcık son iki yıldır özellikle şeye yoğunlaştık. Ama mesela geçen yıl yaptığımız, birlikte çalıştığımız bu İsveç Türkiye Kadın Yazısı Festivali de mesela birlikte kotardığımız hoş bir projeydi. Çok güzel bir projeydi. Bu sene de yapacağız. Bu sene de yapacağız inşallah. Ve kütüphanede bir kısmını Marmara Mimar Sinan Üniversitesi'nde yaptık. Evet, yani yayınlar için mesela yayıncı dostlarımız bize yayın temin ediyor. Bu çok önemli değil mi? Özellikle kadın yazar. Aslında belki tabii. Öyle de bir duyuru yapabilir miyiz ya da çağrı buradan. Hani yayın evlerinin bastıkları kadın eserlerini, kadınların eserlerini kütüphaneye bağışlamaları. Onu genellikle biz istiyoruz. Yani, kimse kendiliğinden bağış yapmıyor yani. Kendiliğinden şöyle zor. Onların onu düşünmesi ve hani sürekli şey haline getirmesi, alışkanlık haline getirmesi, bu yayını mutlaka kütüphaneye yollamalıyız demesi zor. Biz onlardan istiyoruz. Yani, peki geri dönüş oluyor mu? Geri dönüş oluyor mu? Oluyor. Yani Türkiye'deki yayın evlerinden hiç bu konuda şey sıkıntısı çekmiyoruz. Yani yayın evleriyle ilişkilerimiz her zaman iyi ve evet her zaman yayınlarını istediğimiz zaman hemen gönderiyorlar. Peki biraz şu bağışlar meselesini biraz daha açalım isterseniz. Çünkü kütüphanede özel arşivler, onlardan da biraz bahsedeceğiz. Yani tabii. Sadece hani kütüphanedeki devamlılığı sağlamak maddi değil, bir taraftan da kütüphanenin arşivlerini ve koleksiyonunu artırmak da önemli tabii, bir şey. Çok önemli. Mesela herkes bugün rahatlıkla gelip kütüphaneye kendi arşivini bağışlayabilir mi? Bunun bir prosedürü var tabii mı? Tabii var. Var yani. Arşiv bağışlamasını istediğimiz, tabii ki herkesin arşivi çok değerli. Ama özellikle veya öncelikle Türkiye'de hani belli alanlarda öncü olmuş insanların arşivlerini istiyoruz. Mesela onlara ağırlık vermeye çalışıyoruz. Bu şey demek değil, hani elitist bir yaklaşım falan değil. Sadece hani mesela Türkiye'de kadın hareketi, 80'ler kadın hareketinin bütün öncü isimleri, mesela size birkaçını okuyayım bunların. Tabii. Serpil Çakır, Canan Arın, Şirin Tekeli, Fatma Gülberktay, Ferhunde Özbay, Şule Aytaç, Ayşe Durakpaşa, Hülya Gülbahar gibi öncü kadınların arşivlerinin bizde toplanmış olması şu anda bu 80'ler kadın hareketinin yazılmasını sağlayacak. Evet. Yani bütün bunlar bir puzzle'ın, bir bilmecenin, bulmacanın parçaları gibi bir araya gelecek. O çok önemli. Onun için mesela ressam kadınlar, yazar kadınlar, mesela Kerime Nadir'in arşivi birkaç yıl önce Yeni tarafından başlandı. Çok güzel. 2015'te Pınar Kür kendi arşivini getirdi, başladı. Çok güzel. Çok yakınlarda sevgili Latife Tekin böyle bir vaatte bulundu. Bekliyoruz ve biz de tabii gideceğiz ve ondan arşivi devralmak istiyoruz. Yani şu anda yaşayan insanların arşivlerini almak da çok önemli. Çünkü arşivin hani bir kağıt aldığınız zaman elinizde bunun ne olduğunu o kağıt açıklamıyor. Siz ne anlama geldiğini anlattığınız zaman o belgenin, evet, ya da fotoğrafın bir şeyin hani el yazmaları olabilir, bunlar şey olabilir. Nereden geldi, kimden kaldı filan, bütün bunları, bu bilgileri derlediğimiz zaman çok farklı bir yere gidiyoruz. Mesela
Müfide İlhan'ın arşivini yakın zamanda bitirdik ve ailesiyle ona destek olanlarla beraber, yani o arşivin dijitalize edilmesine Gizem çalıştı o arşivde. Hep beraber bir kutladık. Böyle çok güzel bir kutlama oldu, değil mi Gizem? Yani nasıl yaptınız o arşivi mesela? Biz proje kapsamında 1021 belgesini, mevcut 1021 belgesini dijitale aldık. Belgeleri daha önce zaman zaman gelmiş, aile tarafından bağışlanmış. Sonra onların da desteğiyle bunu bir dijitale aktardık. Yani şöyle, 1021 belgenin hepsi aslında kızıyla çalıştık biz. Fotoğraflar üzerinde kim kimdir? Evet, özellikle yani, fotoğraflar değil mi? Onları bilmek çok önemli. Çünkü hayatının belli bir dönemi Afganistan'da geçmiş. Onların yerini bilmek, bunlar önemliydi. Aileyle çalıştık. Onların desteğini dijitale aldık. Ondan sonra zaten Müfide İlhan bir başlangıç oldu. Arkasından Nazan Moroğlu, Sönmez Taner de kendi özel arşivlerini dijitalleştirmek için onlarla da bir proje başlatıldı. Onları yürüttük. Kütüphane için aslında önemli, okuyucu için de önemli. Tabii. Çünkü çok fazla belge var. Yani sadece Müfide İlhan bazı değil, o dönem için. Çünkü Müfide İlhan bir siyasetçi, seçilmiş ilk kadın belediye başkanı. Hı hı. O dönemi anlamak için de aslında Müfide İlhan özel bir isimdi. O yüzden güzel bir proje. 1950'lerde değil mi? 50'lerde seçilmiş. Mersin'in ilk kadın belediye başkanlarından biri. Ne güzel. Peki mesela bunlar dijitalleştirildikten sonra kütüphanenin web sayfası aracılığıyla herkese ulaşılabilir, herkes ulaşabiliyor mu? Şöyle bir aileyle yaptığımız bir sözleşme var. Onlar hangi belgeleri? Müfide İlhan hepsinin ailesi, hepsi bütün belgelerin açılmasını istedi. Ama biz onlarla bir sözleşme yapıyoruz. Hangi belgelerinin açılması gerektiğiyle ilgili. Onun dışında sonra bütün okuyucuya belgeler açılıyor. Peki mesela diyelim ki aileler bütün belgelerin açılmasını istemiyor. O zaman da yine mevcut olan belgelerin hepsi dijitalleştiriliyor mu? Biz bütün belgeleri dijitalleştiriyoruz. Evet. Ama okuyucuya ailenin ya da kişinin istediği kadarını açıyoruz. Açıyorsunuz. Evet. Tekrar özel olarak o belgelere ulaşmak isterse onun tabii belli bir prosedürü var. Tekrar aileye dönüş yapılıyor. Hı. Bu şekilde ilerliyor. Peki nasıl düzenleniyor bu arşivler? Yani nasıl ulaşılıyor, nasıl temin ediliyor hepsi? Şimdi arşivlerimizle ilgili birkaç fotoğrafı zaten görüyorlardır arkada. Hı hı. Her biri şu anda nemi alınan bir odada belli bir sıcaklık derecesinde kaydırılan sürgülü, biliyorsunuz kütüphanelerde olan çelik raflar vardır. Hı hı. Yangına karşı korunaklı filan. Onlar için de genellikle kağıt olduğu için, kağıt bazlı şeylerimiz olduğu için klasörleri kullanıyoruz. Her tek her belge zarflanıyor. Zarfın üzerine bir numara yazılıyor. O dijitaldeki numarayla aynı numara oluyor. Ve o belge o zarfın içinde klasöre konuyor. Her klasörün üstünde de hangi numaraları kapsadığı yazıyor. Rafta yerini alıyor. Okur geldiğinde ya klasör katalogdan bakıp zaten geliyor. Yani şu anda yaşayan kişilerin de arşivlerini açacağız çok yakında. Yani Nazan Moroğlu, Sönmez Taner bunlardan biri. Onlar da mesela özen göstermeye çalıştık. Kişisel belgelerinin hangilerini istiyorlar mesela. Hesap cüzdanları da bir kadının önemli bir belgesi. Ama hesap cüzdanını göstermek ister mi, istemez mi? Bazısı diyor ki hayır, her şeyi gösterin. Benim için değil, sakıncası yok. Yani böylece her şey tek bir bağışçı bağışladığı zaman iş bitmiş olmuyor. Asıl iş o aşamadan sonra başlıyor. Ama şu anda 50'yi aşkın kadının arşivi bizde. Bunların sayısı hatta daha fazla galiba ama bütün işlemler bitmiş değil. Ama bunlar arasında bir kısım 10-15 tane kadın Cumhuriyet öncesi doğanlar. Ama çok daha genç olanlar da var. Ve çok çeşitli mesleklerde kadınlar var. Yani bugün de aslında kadınlar, sanatçı kadınlar ya da siyasetçi,
yazar, şair kadınlar arşivlerini bugün de Kadın Eserleri Kütüphanesi'ne bağışlayabilirler. Arşivlerini ve özellikle görsel koleksiyonlarını, albümlerini, annelerinin, ninelerinin diplomalarını ve her türlü belgeyi, yani evlilik belgesi de olabilir bu. Çok özel, aileye ait bir şey de olabilir. Artık biliyorsunuz evler küçüldü. Evet. Kimse bu eski belgeleri saklamak, muhafaza etmek istemiyor. Ya da ediyor, şöyle ediyor, bir takım kutularda, çekmecelerde onlar atılı duruyor. Sonra bir zaman sonra bir taşınmada onlar sahafları boyluyor. Bazı belgeleri sahaflar bize uyarıyor. Diyor ki bir kadına ait evrak var, şöyle şöyle şeyler var. Sahaf dostlardan bazen uyarı geliyor ki bu çok önemli. Çoğu arşiv bize şeyle geliyor. Aile ya da kendisi tarafından bağışlanıyor ama sahaflardan aldığımız özel arşivler de var. Yani az sayıda da olsa o da bir yol. Peki bir şey daha soracağım. Mesela şu artık mümkün mü? Diyelim ki kütüphaneye bilgi, yani belgeleri vermeyip sadece dijitallerini verilmesi. Tabii, yani bunu da kabul da ediyor musunuz? Yani, Kerime Nadir'de öyle. Fotoğrafların evet. dijitalleri var. Yine Müfide İlhan'da aile bazılarını kendilerine saklamak istedi ama dijitallerini verdiler. Tabii. Bu şekilde de dijital olarak da saklıyoruz. Tabii, tabii. Yani, elbette. Yani önemli olan araştırmacı açılması belgenin. Evet. Hani daha sonra bizdeki dijitalin mesela bir yayın için şeyi yetmezse aileye yönlendiririz. Hı hı. Ya da bizde varsa o hani dijital yayına yetmiyorsa, düşük çözünürlüklüyse yine bizde çıkarır, tekrar daha iyisini çekeriz. Ama normalde biz 300-400 DPI olarak tarıyoruz ve hani hem İnternette artık biliyorsunuz tamamen açık erişim evet. Şeyi de kaldırdılar. Bu üstüne konan bantlar, evet, filigranlar filan da kalktı. Atatürk Kütüphanesi'ne gitmiştim geçenlerde evet. onların da kaldırdığını muazzam. Gördüm. Evet, muhteşem bir arşiv, bir arşiv var. Evet biz de sırf kadın odaklı evet. Güzel bir arşivimiz var. Peki kurum arşivleri var mı? Var. Kişisel arşivler var. Dışında. 5 kurum arşivimiz var. Amergi Kadın Dayanışmanı'nın var. Türkiye Sor Optimist Kulüpleri Federasyonu. Türk Üniversiteli Kadınlar Derneği. Biçki Dikiş Yurdu Dershanesi ve kütüphanenin kendi özel arşivi de kurum arşivleri içerisinde. Peki beş kurum arşivleri de aynı şekilde belgelerle ya da işte ne bileyim kuruluş defterleri, karar tutanakları falan onların da tüm belgeleriyle birlikte yani diğer kurumlar bize ne gönderdiyse var ama biz kendi kütüphanenin kendi özel arşivinde, kurum arşivinde hepsini koymaya dikkat ediyoruz. Yani kuruluş fotoğrafları da var, karar defterleri, tüm belgeleriyle birlikte aslında bir arşiv oluşuyor. O zaman yine bugünkü kadın kuruluşları da hala aynen. yani değil mi kütüphaneye? Eğer kendi arşivlerini yapıp kendileri saklamıyorlarsa, hı hı. Amargi mesela çok güzel bir arşiv verdi. Yani Amargi önemli bir kadın, feminist kadın örgütlenmesi. 2012'de kapatma kararı aldılar kendilerini ve o şeyde çok bilinçliydiler. Bütün arşivlerini, yazışmalarını, defterlerini, her şeyi verdiler. Yani bu gerçekten çok önemli kadın hareketinin, kadın biz eğer bu kadınların hani tarihini yeniden yazmak istiyorsak, daha görünür kılmak istiyorsak, bütün bu belgeler tek tek, özellikle kadın örgütlerinin belgeleri de bizler için çok değerli. Tabii. Çok önemli. Peki arşivleri korumak neden önemli? Neden? İşte tam bu son söylediğimiz şeyden önemli. Değil mi? Yani bir bellek oluşturmak, belirli bir hani tarihi. Aslında bir taraftan çok o hani kurum tarihlerinde de öyledir muhtemelen ama o kadınların küçücük bir mektuplarında ya da hayatlarına tabii. dair en ufak bir detay bize belki de hiç tarih kitaplarından bile öğrenemeyeceğimiz birçok şeyi anlatacaktır tabii. sanırım. Tabii. Değil mi? O yüzden de bunları herhalde muhafaza etmek ve ama yorumlayabilmek de önemli sanırım. Aynen. O yüzden tasnif etmek. Tasnif etmek çok önemli. Kataloglamak daha da önemli. Çünkü bir şeye ulaşabilmen için bugün artık herkesin yaptığı şey motorla aranıyor.
Anahtar sözcükler var. O anahtar sözcükleri eğer iyi tanımlamazsanız o belgeyle ilgili onu bulmak mümkün değil. Ama eğer iyi tanımlanmış bir belgeyi internette arıyorsanız, siz ne diye ararsanız arayın, ona erişebilmeniz lazım. Hani her açıdan düşünerek farklı anahtar sözcüklere göre bir belgeyi tasnif etmek. Aynı şeyi fotoğraflarda yapıyoruz. Evet, biraz ondan da bahsedelim. Görsel arşiviniz. Görsel arşivimiz çok kıymetli. Şu anda Gizem'le onun üzerine hep çalışıyoruz ama hani özel arşivler bizim en galiba gizli kalmış şeyimiz. Hani onun için onu tanıtalım istedik ama Gizem'le aşağı yukarı bir yıldır dijitalleştirme yapıyoruz. Daha ne kadarına gelebildik? Daha çok yeni. Başlardayım. Nasıl bir görsel arşiv? Üçte birini falan yapabilmiş durumdayız belki. Osmanlı kadın aile fotoğrafları var. Kadın hareketine ait fotoğraflar var. Daha dijitallere gelemedik. Yani 2000'li yıllardan itibaren, yani 2010'lardan itibaren özellikle artık her şey dijital olmaya başladı. O diyalar filan, o şeyler tamamen bitti. Onun için biz şimdilik diyaları, şeyleri, basılmış kartları tarıyoruz. Gizem tabii eski yazıyı da bildiği için kartların üzerindeki bütün eski yazılı şeyleri, kartpostalları da okuyor. Peki burada, pardon, sadece kartpostallar ve fotoğraflar mı var bu görsel arşivde, yoksa ne bileyim posterler, afişler? Afişler var. O afişler o kadar çoğaldı ki afişleri ayrı bir koleksiyon haline. Yani görsel arşivin içinden onları çıkardık, ayrı bir afiş arşivi yaptık. Ve umarım onları da yakında dijitalize edeceğiz. Tabii onun için özel makineler gerekiyor, o daha zor. Fakat 700-800 kadar afiş var, bayağı çok var. Sayıda. Ama tabii aslında baktığında onlar da görsel arşiv. Tabii. Artı bütün videolar var, bantlar var. Çok iyi. Çekilmiş, yapılmış bütün söyleşilerin, çok panellerin iyi. Bantları var. Onların da dijitalizmesi gerekiyor. Pardon. Yani görsel arşiv oldukça kapsamlı. Yazar arşivlerinde ve sanatçı arşivlerinde de çok miktarda görsel malzeme var. Peki mesela şey sorabilir miyim? Hani bugün artık 2000'lerden sonra internette de birçok fotoğraflara, işte afişlere, biletlere, her şeye ulaşabiliyoruz. Buna yönelik bir çalışma var mı? Hani bugünün hani kadın örgütleri kendileri vermeseler de, ya da yazarlar, şairler kendileri vermeseler de, hani biz bir şekilde onları izleyebiliyoruz gazete haberleriyle. Tabii. Ne bileyim işte çektirdikleri fotoğraflarla, kazandıkları ödüllerle, hani bu tiyatrocular, sinemacılar ve hani tüm sanatçı kadınlar için geçerli bir şey aslında. Mesela buna yönelik ne bileyim belirli klasörler oluşturup bunları biriktirmek. Böyle bir çalışma. Yazılı olanlarını, yani küpür halinde dediğimiz gazete, dergilerde çıkanlarını evet kesiyoruz, biriktiriyoruz. Ama dijital ortamda erişebildiğini yapmıyoruz. Çünkü zaten herkes erişebiliyor onu diye. Ama belki bir zaman sonra onu da şey yapmak lazım. Evet, çünkü bir süre sonra izleyemez hale geleceğiz. Hani evet. 2 sene önce ya da ne bileyim 5 sene önceyi izleyebiliyoruz, evet, ama doğru. Bir 10 sene sonra artık bunu izlemek ya da hadi arşivler de kaybolabiliyor. Artık bazı arşivlere de ulaşılamıyor. Yani bazı gazete arşivleri mesela gazeteler kapandıktan sonra yeni gündemin arşivi bitti. Bitti, evet. Hani eskiden yeni gündemde çıkmış o haber diye not almışsın. Evet. Artık ama yok. Evet. Yaşamıyorsun. Ama işte onlar mesela gazetelerde yayınlanmış olanlar bizim arşivde var ama her gazeteyi takip edemiyoruz. Değil mi? Dolayısıyla hani ancak takip edebildiğimiz 3-5 gazetenin haberini ya da bize bağışlanan gelen bir şeyi toplayabiliyoruz. Evet, biraz son olarak şu ajandadan detaylı bahsedelim. Tabii isterseniz. Ajandanın demin de sözünü ettik. Hani bu 100 tane kadın örgütünün seçerken şöyle bir şeye dikkat edildi. Bu tabii aslında
kadın tarihi araştırmacısı kurucularımızdan aslında Davaz'ın büyük emeğiyle, onun ekibiyle yapılmış bir ajanda. Bizler de hepimiz tabii vaktimiz olduğunca, elimizden geldiğince yardım ettik. Ama çok hoş bir şey oldu. Kadın örgütlenmesinin ne kadar farklı platformlarda örgütlenebildiğini gördük bunu yaparken. Evet. Ne kadar farklı örgütlenme modelleri geliştirdiğini gördük. Mesela bunun içinde kooperatifler de var, bloglar da var. Çok daha eskiydi tabii, Cumhuriyet'in ilk dönemlerinden beri. Bunların bir kısmı artık çalışmayan, kapanmış olanlar. Fakat kadın tarihi açısından işte Türk Hasta Bakıcılar Cemiyeti'nin sonra Türk Hemşireler Derneği'ne dönüşmesi ve hala sürüyor olması 1930'lardan beri çok ilginç. Yani bunları böyle bir sırayla görmek, ne kadar farklı çeşitli federasyonlar var. Bugün platformlar var, forumlar var. Yani Yoğurtçu Kadın Forumu mesela bir örgütlenme biçimi, farklı bir örgütlenme biçimi. Yani giderek komiteler var, eşiz gibi izleme komiteleri var. Onu göstermeye çalıştık bu ajandada. Yani farklı farklı, daha sonra da blogları ve şeyleri de aldık. Mesela Sanal İstanbul Kadın Müzesi. Çok güzel. Evet. Mutlaka koymamız gerekiyordu ve koyduk. Sosyal Politikalar, Cinsiyet Kimliği ve Cinsel Yönetim Çalışmaları Derneği. Tabii dernekler en iyi bildiğimiz, en eski örgütlenme biçimlerinden biri. Ama giderek bu çeşitliliğin ne kadar arttığını görüyoruz ve internet yayıncılığı olmaya başladığında artık farklı inisiyatiflerin internet üzerinden müthiş bir yayıncılık yaptıklarını görüyoruz. Eşitlik Adalet Kadın Platformu'nun mesela hoş bir sayfası oldu. Ve en sonunda da hem burada nerelerden yararlandığımızı hem de bu 700 küsur örgütün hangileri olduğunu koyduk ki başkaları hani araştırmak istediğinde bu derli toplu bir kaynak eser olsun diye. Sanıyorum 726'ya ulaşmışız ve Zübeyde Hanım Şehit Analarını Koruma Vakfı'yla bitirmişiz. Evet, Z harfinden çıkmışız. Evet, daha da devam, yani daha da bu genişleyecek. Muhakkak ki eksikler vardır ve aslında bu ajandayı kullananlar belki içinde bu da var, bu eksik diyebilirler, bize gelebilirler ve şirketlere rica ediyoruz. Mesela bunu daha henüz Ocak ayındayız. Toplu halde alımlar yapıp dağıtabilirler. Tabii. Ve böylece belki biz de hani önemli bir gelir kazanmış oluruz. Peki bu nereden temin edilebilir? Sadece kütüphaneden mi? Kadın eserlerinde var. Kadın Emeğin Değerlendirme Vakfı'nın Nahıl diye bir biliyorsunuz dükkanı var. Orada var. Yani kadın örgütlerinin çoğunda bir dayanışma ağı içinde koymaya çalıştık. Film orada olduğunu var. Sanıyorum hala. Komşu Kapısı'nda var. Ve sanıyorum bir iki kitapçıda da var. Ama evet, tam bilmiyorum. Bunu kütüphaneye telefon edip öğrenmek evet, en kolayı galiba. Yani sonuçta burada elde edilen gelir tamamen kütüphanenin giderleri için karşılanıyor. Ve tabii, kütüphane için en önemli gelir kaynaklarından birisi. Evet. Bir de şimdi size gösteremiyoruz ama kütüphane için yapılmış çok güzel bir bez torba var. O da özel bir sanatçı tarafından evet, tasarlanmış. Belkıs Taşkeser'in hemen evet, gösterebiliriz. Peki. Torbamızı da gösterebiliriz. Niye göstermeyelim? Evet, evet, şöyle. Ve de çok pratik olduğu için biz sürekli evet, bunu kullanıyoruz yani. Çok güzel. Ben de kullanıyorum. Göstermekten çok kullanmak evet, için getirdik. Hem aslında kütüphane çantaları zaten yani normalde olması gereken evet, kütüphanelerde dolan bir tabii, şey. Ve bu ayrıca özel bir tasarım. Bunun da geliri tamamen kütüphaneye ait. Ve onun yapımı da tamamen bir bağışçımız tarafından. Yani kütüphaneye nasıl faydalı olabilirim diye aslında kütüphaneye gelip
birazcık konuşmak, paylaşmak evet. lazım. Çünkü hani kütüphaneye gelip bir müze gibi bakıp gidenler de çok oluyor. Ama oturup konuştuğu zaman bunu yapan arkadaşımız bir tekstilci Özlem diye çok sevdiğimiz bir arkadaşımız. Ben size ne yapabilirim dedi. Bilmiyoruz dedik. Yani ne yapabilirsin? Hani destek olurum ona falan. Ama ben size bir çanta yapayım dedi. Bana model verin, şey yapın, size bir çanta yapayım dedi. Dolayısıyla bize çanta dikti ve bağışladı. Çok iyi. Bir arkadaşımız da tasarımını yaptı, verdi. Böylece her türlü yardıma ve desteğe açık, ihtiyaç var. Kütüphane. Evet, şey... bunu en tabii önemlisi gönüllü olarak da bize katılmak. Evet, özellikle yani Arap harfli metinleri okuyabilen öğrenciler, değil mi? Yani kütüphanecilik okuyan arkadaşlarımız ya da dil bilen, arşivcilik, bilgi belge eğitimi. Dil bilen arkadaşlarım makale konusunda bize yardımcı oluyorlar. Bunun gibi aslında gönüllünün bize ne verebileceğiyle ilgili evet. bizim aslında onunla ilgili çalışma planımız. Dolayısıyla her tür gönüllü tabii ki, açık. Kütüphane için değerli. Tabii bir de ki. En son şundan bahsedelim. Evet, onu size hediye getirdik. Evet, buraya hediye. Bu da yine bir tasarımcı arkadaşımızın yaptığı, bilmiyorum ne kadar görünüyor. Bu mekan kütüphane dostudur diye şöyle bir, evet hangi kameraya göstereceğimi bilemediğim bir şey. Şöyle, tamam, şimdi güzel. Gördüm. Evet, bunu bize bağış yapan, bizim kitaplarımızı satan, ajandalarımızı satan ya da sizin gibi bize böyle bir kendimizi tanıtma olanağı sağlayan kurumlara hediye ediyoruz. Asıyorlar ve böylece evet. buranın bir kadın kütüphanesi dostu olduğu açıklanıyor. Evet, burası da bir kadın kütüphanesi dostu olarak yerini aldı diyelim. Teşekkür ederiz. Çok teşekkür ederiz. Biz teşekkür ederiz. Teşekkürler. Hoşça kalın. Görüşmek üzere.